83 bin noktada acil, ivedi, hayati öğretmen açığımız var. İlk zil çaldı, ders başı yapıldı. Ancak yeni eğitim öğretim yılında çözüm bekleyen sorunlar var. Dilimizde tüy bitse de 60 bin ilave öğretmen ataması yapın çağrısından geri durmayacağız. 2019-2020 eğitim öğretim yılı sorunlarıyla birlikte başladı. Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında belirttiğiniz gibi hem öğrencilerimiz açısından hem velilerimiz hem de özellikle eğitim çalışanlar açısından birçok problemin sıkıntının yaşandığı bir yıl oldu. İnşallah bu öğretim yılında tamam bu problemin kökten çözülmesini beklemeyiz ama çözüm sürecinin başladığı, iyi niyetle çözüm sürecinin başlatıldığı bir yıl olmasını diliyorum. Ulusal kanala konuşan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan en büyük sorunun öğretmen eksikliği olduğunu söyledi. 80 bin aşkın efendim ücretli öğretmen çalışıyorsunuz. Bir yanda 200 bine yakın öğretmen açığınız var ama siz sadece 20 bin öğretmen alımıyla yeni eğitim öğretimine başlıyorsun. Bu kabul edilebilir değil. Geylan, dersliklerin de yetersiz olduğunu belirtti. Önerilerini sıraladı. Anadolu liselerinde ciddi yığılmalar söz konusu oldu. Sınıf mevcutlarının kalabalık olmasını hem de bu okullarımızda ikili eğitime geçilmesi durumu ortaya çıkardı. Bu noktada fiziki mekanları müsait olan sınıfları, derslik sayısı müsait olan okullarımızda o eğitim bölgesinde derslik ihtiyacı olan okul türüne ait alt sınıflar açılması önerisini getirdim. Öğretmen meslek kanununun da bir an önce hayata geçirilmesini talep etti Geylan. Liyakate dayalı yönetici ataması istedi. Eğitim çalışanlara yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin hem önleyici tedbirlerin hem de failler hakkında caydırıcı müeyyideleri ihtiva eden bir koruyucu kanun çıkarmasını bekliyoruz. Adil, liyakate dayalı bir yönetici atama sisteminin artık milletin bakımında tartışma konusu olmaktan çıkması lazım.